Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Geek Gamer kurulum videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir Geek Gamer sürümü deneyeceğiz. Bu sürüm ben daha önce de denedim. Güzel çalışıyor. Program yeni değil arkadaşlar. Program eski bir program. Fakat ben yeni keşfettim. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şu oyunu şöyle HDR alalım. Çünkü ben bununla dün biraz uğraştım bilgisayarda. O yüzden böyle bir saçmalamış. Evet, şu an bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu butonları özelleştir kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar özellikle söylüyorum, daha önceki videolarımda da söyledim. Bu kısmı ayar yapıyoruz. Şu baştaki iki kısmı ayar yapmıyoruz. Çünkü burada ayar yaparsanız mouse'unuzu sağa sola hareket ettirdiğinizde karakteriniz hareket eder. O yüzden sağ kısımda, yani şu ilerle çizgisinin üzerinde bir joystick var yuvarlak. O orada olmalı. Buna özen gösterelim. Şimdi buraya geldik. Bunun arayüzü biraz daha basit arkadaşlar. Hemen şöyle change diyorum. Şuraya basılı tutuyorum. Bakayım. Tamam. Tuşlar şimdi geldi. İlkinde tuşlar gelmedi. O yüzden bir tereddüt ettim. Yanlış mı yaptım diye. Şu joystick'i şöyle bakayım nasıl oldu. Birazcık daha yukarı istiyor ve sola. Şimdi az bir şey sağa ve yukarı. Evet. Şu an joystick'imiz tam ortalanmış oldu. Zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Ne yaptım ben? E'yi sildim değil mi? Neyse, şuradan bir E yapalım tekrardan da. Save diyelim. Ben burada bilgisayarıma dün bağlandığım için yan bakışı falan kapatmış. Dikiz ateş. Evet. Onları kapatmış. Eğil dürbün aç kapalı. Eğilirken kamera dönüşü kapalı. Nişan alırken kamera dönüşü kapalı. Gelişmiş kontroller. Buradan yapmamız gereken bir ayar. Şunu açalım, şunu açalım, bunu açalım. Vuruş konumlarını işaretlemeyi açalım. Ya böyle değiştirdiğiniz zaman saçmalık olabiliyor. Evet. Şimdi buraya geldik. Evet. Dikiz ateşim de gelmiş. Şimdi açıyorum tekrardan. Şu yukarı, aşağı. Ay. Şu yukarı olanları sileceğim arkadaşlar, ok işaretlerini. Kullanmadıklarımı sileceğim daha doğrusu. Bu kalsın. Sil. Sil. F1 sil. Tekerleği sil. Burada H sil. X sil. U sil. Buradan mouse, benim yan tuşum yok mouse'da, bunu siliyorum. Şimdi buradan tuş atamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve burada zaten biliyorsunuz ki birçok tuşumuzun makro atanmış şekilde geliyor. Şunu şöyle ayarlayayım. Bakın bu kısımda arkadaşlar özellikle söylüyorum. Sola bakan mermi işaretine atama yapıyorsunuz. Yani sağa bakan. Ben şöyle üstüne götüreyim. Bakın buna atama yapacaksınız. Mouse ateş etme tuşunuzu. Diğerine yaparsanız sağ sola dönüşlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü o düzgün çalışmıyor. Bunun dışında arkadaşlar burada atamalarımızı yapalım. Size bir de ufak bir ayardan bahsedeceğim. Çünkü bununla ilgili çok sorun geldi. Şöyle birazcık yukarı alalım. Evet, biraz ucuna gelsin yeterli benim için. Bakayım. Hatta birazcık daha tık tık yaparsak şöyle. Evet, güzel. Şimdi buraya 3'ü alalım. Hatta ben şu 3'ü sileyim. Normal bir 3 yazayım. Çünkü 3 de burada 3. silah olarak algılandığı için makro bomba da devreye giriyor. O yüzden kötü oluyor. Evet. R tuşunu, yani makroyu, kapatma tuşunu buraya alıyorum. Ben Z'yi şu sağlık malzemelerinde kullanıyorum. Tabii bu size göre değişkenlik gösterebilir. Bunlar çok da önemli değil. Bunu sileceğim arkadaşlar. Çanta açma tuşunu yeniden atacağım. Neden? Onu da bahsedeceğim şimdi. Atlama tuşumuz.
Mouse'un yan tuşu, bunu yine siliyorum. T'de yan nişangah var. Onu da şöyle tam üzerine gelmesine dikkat edelim. Bakayım birazcık daha yukarı olursa sanıyorum. Evet, şu an tam ortaladı. Güzel. C çömelmede. Hatta şöyle birazcık daha aşağı alırsam. Evet. Buraya kontrol yapıyorum. Çünkü hemen küçük parmağımın hizasında oradan basıp tık diye açabiliyorum. Yine yüzmeyi falan buradan yaptığımız için veya helikopteri yükseltip alçalmayı, bunların yeri burası. Burada alt tuşumuz gözde. Bunu şöyle ayarlayalım. F. Ben de burada kombinasyon zaten hazır. Hepsi toplu üst üste. Hepsini tek seferde kullanabilmemi sağlıyor. Bunları şimdi şöyle bir kenara alalım. Hatta bu T'yi silebilirim. V. Birinci şahıs şurada ayarlansın. Neyse, o zaten kaydedecek orada onu. Şu mouse hareketinde şu orta kısmı alacağım. Burada dursun. 4, 5, 6 bunları zaten ben ayarlarım. Hemen ESC'yi de şöyle getireyim. Parmak işaretim üzerine. Hatta biraz daha yukarı yaparsam daha iyi olur. Sol. Tam üzerine gelsin ve evet, şu an işlemimiz başarılı. Şimdi burada önemli olan detaylardan biri arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz koşarken envanterimizi tap tuşuna, yani şu tuşa basıp açtığımızda bizim karakterimiz duruyor. Çünkü neden? Mouse ikonumuz o an envantere bir şey alıp atmak için devreye girdiğinden dolayı bizim karakterimiz duruyordu. Fakat ben bunu kendi, benim böyle daha çok hoşuma gitti. Bunu basıp şöyle siliyorum. Yeniden bir atama yapacağım. Şöyle basılı tutuyorum. Tap tuşuna basıyorum. Bunu tam şöyle köşeye gelecek şekilde üzerine ayarlıyorum. Hatta biraz daha yana çekebilirim. Tam üzerine gelsin. Evet, geldi. Şimdi buradan Edit Key dediğimde üzerine basıp şurada en aşağıda bakın Associate Mouse Pointer yazıyor. Eğer buna tik atarsanız karakteriniz koşarken mouse envanteri açtığınızda karakteriniz durur. Ama bunu açmazsanız karakteriniz durmaz arkadaşlar ve koşmaya, sağ sol yapmaya devam eder. Envanteri açsanız dahi. Bunu da söylemiş olayım. Şu shift tuşunu da şuraya ayarlayacağım. Koşmayı aktif ediyorum. Buraya F2'yi atayacağım. Çünkü ben F2'yi düşman görüldüğünde ya da konum işaretlemede kullanıyorum. Güzel. Hatta birazcık daha şöyle yukarı alabilirim onu. Evet. Sola. Tam ortalamış olmasına dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunun dışında burada şu an bir ayarımız sanıyorum ki kalmadı. Save diyorum. Confirm diyorum. Ve buradan kaydediyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi eğitim sahasına gireceğiz. Silah ayarlarımızı yapacağız. Ondan sonra yaptığımız her şeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ben bu programın linkini dediğim gibi açıklama kısmına eklerim. Ne oldu? Şu an çalışmadı. Program aktif. Bakayım. Tamam, tuşlar aktif. Save dedik. Şu an bir saçmalık var ama anlayamadım. Bakayım, Bluetooth'u bir keseceğim, yeniden bağlansın. Evet. GagGamer simgesine bakıyorum. Simge küçüldüğü an bağlantıyı kurmuş demektir. Şu an sanıyorum ki evet, bağlantıyı kurdu. Evet, kontroller geldi. Bazen böyle yaptığı oluyor arkadaşlar. Bluetooth mu bug'a giriyor artık neden yapıyorsa. Evet, şimdi görüyorsunuz şu an koşuyorum. Envanteri açıyorum. Ve koşmaya devam ediyorum. Bakın mouse hareket ettirsem de sağ sol yapsam da bakın koşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi açtım. Koşmaya devam ediyor. Haritayı aç. Ha, haritayı atamamışım. Hemen şöyle harita butonunu da atayım. Hemen şunları da şöyle şunun üzerine getireyim.
Çarpı ve kaybe. Tamam. Save dedim. Confirm dedim. Şimdi koşarken bakalım nasıl. Evet, gördüğünüz gibi haritayı da açsam, envanteri de açsam koşması durmuyor ve istediğim gibi bütün hassasiyetleri kullanabiliyorum. Yani bütün ayarlarımı kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Şimdi buradan hassasiyetimizi ayarlayacağız. Benim silah hassasiyetlerim zaten ezbere bildiğim için hangisinin ne olduğunu. Buradan bir ayar yapmama gerek yok. Change'e basıyorum. Ateş etme butonuna basıp Edit Key diyorum. Buradan şunu sileceğim. CTRL'i atamıştım. Buradan da silah hassasiyetlerimi 19, 15, 11 şeklinde yapacağım. Ondan sonra bir sorunumuz kalmamış olacak. 19, 15, 15, 11, 11. Evet, confirm diyorum. Save diyorum. Bunların yerleri yukarıda biraz değişik olduğu için şaşırtıyor beni bazen. Evet, şimdi şöyle bir deneyelim. Gayet güzel. Hemen şu butonun da atamalarını yapalım. Buraya şimdi ne yapalım? F5 yapalım. Küçülsün. Buraya yukarı F4 yapalım. Şöyle hatta birazcık daha sola çekebilirim onu. Birazcık da yukarı. Tam üzerine gelsin. Buraya da yine F3 yapıyorum. Şuradan sağa doğru tam ortalamasına dikkat edeceğim yine. Bakayım nasıl oldu. Birazcık yukarı alsam iyi olur. Evet, şimdi evet güzel. Yine F5 3 yapıyorum. 4 3 yapıyorum. 4 güzel çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Evet, makromuz gayet güzel işlevini görüyor. Yine burada hızlı, Allah'ım yarabbim ya, her şeyi kapatmış. Hızlı dürbün değişi de kapatmış. Aptal oyun. Evet. Bakalım ne der. MK. Oo, harika. Şimdi burada zaten arkadaşlar ben araç butonlarını falan hepsini üst üste ayarladığım için ya bende bir sıkıntı olmaz. Ha, şunu da değiştirmem gerekiyor bu arada. Butonları özelleştir. Araç kısmında orta kısmı seçmem gerekiyor. Evet. Şimdi sorunsuz şekilde yürüyecek. Bakalım. Evet. Şu an bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde envanteri de açsam ne yaparsam yapayım. Karakterim durmaz. Aracım durmaz. İlerlemeye devam edecek. Evet. Gayet güzel. Şimdi şuradan bomba alalım. Bombalarımızı deneyelim. Şimdi birçok arkadaşım bana ulaşıyor ve diyor ki abi işte, ha bunun tuşlarını atamadık bu arada. Hemen şu F ve G'yi de atayalım buradan, silah toplamaları. G. Evet, bunların yeri hazır. Bunları da şimdi bombaya ayarlayacağım. Save diyorum. Şimdi bunları bir toplasın. Şu bombaların da atamasını yapalım. Ben bütün atamalarımı eğitim sahasında yapıyorum arkadaşlar. Böylece daha kolay oluyor. Yani güzel oluyor. Şimdi bu programla GagGamer'ın diğer yeni sürümleri arasında birkaç farklılık var. Şöyle, bakın buraya tıkladığımızda burada mouse hareket hızımız yok. Yani bu standart bir hızda geliyor bize. Onun dışında burada diğer özellikler yine aynı. Pek bir farklılık yok. Şöyle, her şey hazır geliyor zaten. F2'yi deneyelim. Evet, o da çalışıyor. Şimdi buradan ben bombamı zaten ayarlamıştım. Şu 4'ü şöyle getiriyorum. Tam şunun üzerine. Birazcık yukarı alacağım. Evet, 4 burada, 5 buraya gelsin. Bakayım, çok aşağıda olmuş. Burada nasıl? Tam birazcık sola almam gerek. Bakayım. Evet, bu şekilde kayıt edebilirim. Şimdi 3 yapıyorum. Molotof'a geçiyor. 4, 4 yapıyorum. Sis'e geçiyor. 4, 5 yapıyorum. El bombasına geçiyor. Ve bakalım herhangi bir aşağı çekme sorunu var mı? Birinci şahısta falan yok. İptal ettim. Silahımı elime alıyorum.
Açıyorum, ateş ediyorum. Bombayı alıyorum. Evet, şu anda aşağı çekti. Dediğim gibi bunu makronuzu yenilemeden bombayı alırsanız aşağı çekiyor arkadaşlar. Bazen yapıyor bunu. Ama mesela şimdi silahı aldım, ateş ettim. Silahımı kapattım. Bombayı aldım. Böyle bakın aşağı çekmiyor. Yani mantık gayet basit arkadaşlar. Silahın ya şarjörünü yenileyeceğiz ya da sırtımızı alacağız. Yani elimizde silah olmadığını oyunun algılaması gerekiyor programın. Bunun dışında şuradan hemen bir atama daha yapacağım. Bu F1 bir işimize yaramaz herhalde. Bunu ay yanlış bastım. Çünkü bu ara yüze daha alışamadım. Bunu siliyorum. Şuraya 6 yapıyorum. Hızlı dürbün değiştirmeyi aktif ettim. Buraya F5 yapıyorum. Çünkü M4 falan kullanırken lazer 3x 6x değişimi yapmak gerekebiliyor bazen. Ha, F4'te maksimum sayıya ulaşıldı diyor. F4'ün bir tanesi şuradaymış. Evet, o yüzden buraya yazacağım ben bunu. Ve save diyorum. Buradan da yine 6 yapıp 6-5 6-5 şeklinde bu şekilde değiştirebiliyorum dürbünlerimi. Evet, şu anda gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Atlama, çömelme, yere yatma. Normalde yere yatmayı ayarlamazsanız arkadaşlar ateş ettiğinizde silahınız aşağı çeker. Ama ben şu an tuş atamalarını falan hepsini yaptığım için bir sorun yok. Dediğim gibi bombanız aşağı çekiyorsa makronuz aktif olduğu içindir arkadaşlar. O yüzden makronuzu önce ya şarjörü yenileme tuşuna basıp devre dışı bırakıyorsunuz. Ya da silahınızı sırtınıza alarak makronuzu devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Şöyle açayım makromu. Şu an makrom devrede benim arkadaşlar. Çünkü sağ tık yaptım bakın. Açıldı. Şu an hala aktif. Yani sıkarsam aşağı çekecek. Yeniden deneyelim. Açtım. Şarjör yenilemeye basmadım. Silahı sırtıma almaya bastım. 3 yapıyorum. Bombayı çektim ve şu an hiçbir şekilde gördüğünüz gibi aşağı çekme yapmıyor. Yani bu da bizim için ikinci bir çözüm olabilir. Bunun dışında zaten hangi butonumun nerede atanmış olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ya da şuradan cancel deyip bu şekilde gözden de açabilirim. İşte Q'nun, E'nin, CTRL'nin, çömelme, şarjör değiştirme, bomba, silahlar vesaire hepsinin yeri belli. Hatta şöyle de gösterebilirim. Ben de bu şekilde ayarlı arkadaşlar. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Benim için hiç sorun değil. Normal koşarken mesela koşmayı bırakacağım diyelim ki shift'e basıyorum. O koşmaya devam ediyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi arabamıza binelim. Koltuk değiştirmeyi deneyeceğim. Koltuk değiştirme başarılı mı? Şöyle aşağı doğru bir kaptırayım. Araçla giderken mikroya bastım. Koltuk değiştirdim. Evet, şu anda gayet güzel çalışıyor. Şarjörü yenilesin. Yine yer değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi sorunsuz şekilde çalışıyor. Bu programın arkadaşlar en çok hoşuma giden taraflarından biri şu. Normalde mesela siz arabadan indiğinizde güncel sürümlerinde bu sorun çok yaşadım. Arabadan atladığınızda veya indiğinizde karakteriniz 1 veya 2 saniye pasif duruma geliyor. Yani hareket etmiyor. Ne yaparsanız yapın hareket etmiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Mesela ben sürüyorum şu an. İndim. Hemen gördüğünüz gibi bakın hareket ediyor. Hiç bekleme yapmıyor. Mesela bindim. Mikroya bastım. Atladım. Gördüğünüz gibi her şekilde hareket edebiliyorum. Veya işte bin tuşuna bastım. Atladım aşağı. Aynı şekilde hiç sorunsuz şekilde hareket edebiliyorum. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu sürüm güzel arkadaşlar. Dediğim gibi koşarken envanteri açtığınızda eğer karakteriniz dursun istemiyorsanız bunu ben normal elle yaptığım için buna loot atmayı falan ya da bir şeyin yerini değiştirmeyi o yüzden mouse'u pek kullanmıyorum. Yine benim mouse'umun hareket imleci mouse tekerleğinin ortasına basınca çıkıyor. Burada bir değişiklik yok. Şu an her şey gayet güzel çalışıyor. Şöyle bir N4 spreyi yapalım. Ben şu an mouse'umu normal sadece ateş etmesine basıyorum. Makrosunu denemek için. Eğim tutturmuyorum. Bir de eğim tutturalım. Şöyle
Güzel. Şöyle yapalım bir de. Buggy'ye doğru. Evet, şu an yere yatıp olduğum için silahım hiç sekmiyor. Normalde bu sistemin mantığı arkadaşlar size işte yok F1 yapın 7.62'ye göre ayarlayın, yok işte F2 yapın 5.56'ya göre ayarlayın falan filan diye böyle ayarlar gösteriyorlar. Ama ben daha basitini gösteriyorum. Diyorum ki şuraya gelin. Burada benim gibi yapın ayarlarınızı. Kaydedin. Ondan sonra silaha özel hassasiyet yapın diyorum arkadaşlar. Bakın burada gelişmiş ayarlar kısmı var hassasiyete girdiğinizde. Burada benim bak görüyorsunuz. Bütün silahlarımın ayarı var. İşte burada, 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 her yerde. Yani elimdeki bütün silahların ayarı var. Ha, bunun diğer şeyden farkı ne oluyor onu da söyleyeyim. Mesela şu an ben her silah göre ayrı hassasiyet ayarı yaptığım için bakın ekranda silahımı değiştiriyorum. Şu anda tabi yazmadı. Mesela bir silah değiştireyim şöyle. Ne alayım buradan? İşte Pony Bucket alayım. Bunun da bir eklentisi ne vardı? Komp vardı. Komp'u alayım buradan. Evet, komp'u da aldık. Şarjörümüz tamam. Bir dürbüne ihtiyacımız var. Şöyle 6x. Zaten 6x'imiz var. 6'yı niye aldıysam ben. Allah kahretsin seni. 4x. Bir 3x yapalım. Çantada yer yok diyor. Çünkü bombalar var. Lazer alacağım. Onun dışında 3x'imiz vardı zaten. Yokmuş. Evet. Örneğin mesela siz normal diğer YouTube'da paylaşım yapan arkadaşların dediği gibi yaptınız diyelim ki. İşte birinci silahınız 7.62'ye göre ayarlı. Şöyle değiştireyim yerlerini. İşte ikinci silahınız da örnek veriyorum 5.56'ya göre ayarlı. Tamam, güzel. Siz paraşütten atladınız. Yere indiniz. İlk silahınıza UMP denk geldi. İkinci silahınıza da atıyorum Uzi denk geldi. Ne yapacaksınız? Ateş ettiğinizde silahınız böyle aşağı gidecek. Ama ben diyorum ki Gag Gamer ayarlarınız sabit olsun. Siz oyun ayarlarından, hassasiyetten silahınıza göre ayar yapın diyorum. Çünkü bu şekilde bakın BM2 silahımın ayarı da aynı. Ve farkındaysanız ikisi de sekmiyor. Bakın stand ve şey stand diyorum. Sub makine gun ve AK yazan kısım birinci ve ikinci silahım benim. İkisinin de ayarı şu an görüyorsunuz aynı. Ve burada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yani ikiye dalsam silahım sekmiyor. Bire dalsam silahım sekmiyor. Gördüğünüz gibi eğim süper çalışıyor. O yüzden siz de benim gibi yaparsanız eminim ki sorun yaşamazsınız. Bu konuda bugün bir arkadaşım daha bana ulaştı. Bende de böyle böyle bir sıkıntı var. Ben de dedim ki silaha göre ayar yap. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Evet, şu an görüyorsunuz 4x'in. Evet, biraz yukarı gidiyor. Bunu sanıyorum bir ayar istiyor benden. Bakayım. Evet. Hazır. Madem burada bunu fark ettik. Bunun da bir ayarını yapayım. 4x. Şöyle 31 yapıyorum. 6x'te de böyleydi bu çünkü. Ben hepsini 30 yaptım diyor. Evet, bakalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi sadece sağa ve sola gidiyor. Yukarı gitmeyi bıraktı. Çünkü bazen 1 veya 2 ayar farklılık gösterebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi silahı değiştirdiğimde yukarıda M416 ayarı kapatıldı diye bir yazı çıktı. Dediğim gibi ayarlar bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında bazı arkadaşlarım soruyorlar bana. İşte abi ben bu neymiş böyle? Ha tamam, kabul et dedik. İşte ben de koşarken joystick devre dışı kalıyor. İşte ne bileyim yok mouse imlecini çıkarınca karakterim duruyor falan diye şikayetler geldi. Bunlara istinaden şu kısımdaki bakın şu an ben sağ sol yapıyorum. Mouse'um ekrana gelmiyor. Bunu ben kapattım. Bu şekilde daha güzel çalıştığını düşünüyorum. Onun dışında mesela koşuyorum. Haritayı açabiliyorum. Envanteri açabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Karakterim görüyorsunuz koşmaya devam ediyor. Durmuyor yani. Şimdilik ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında sprey atarken eğer yavaş kalıyorsa burası sizin için
Bunu mouse DPI'ından ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu sürümde dediğim gibi arkadaşlar mouse hareket hızı ayarı yok. Bakın burada quick yazan bir ayar olması lazım. O yok. Çünkü bu eski bir sürüm. O yüzden normal DPI'li bir mouse'unuz varsa DPI kısmından ayarını yapabilirsiniz. Ben bu programın linkini yine dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan kurulumunu basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ve şu ana kadar görüyorsunuz hiç resetleme falan da yapmadı. Yani karakterim durmadı. Şöyle spreyi atıyorum köprüye ve gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir 6x deneyelim. Hatta 4 deneyelim. 6x de çünkü biraz sıkıntı yaratabilir. Şöyle 4x. Evet. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle lazer yapacağım. Şu arabayı da patlatayım da. Alıp da bir iki yerlere götürüyorlar arabayı. Şöyle. Evet. Buraya normalde benim dışında kimsenin girememesi lazım ama giriyorlar arkadaşlar. Evet şöyle. Hiçbir sıkıntı yok görüyorsunuz ki. 4x. Evet. Benim göstereceğim ayarlar bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi şunu da sizinle paylaşmış olayım. Kişisel hassasiyet kodumu da şu şekilde vereyim size. 7210, 2232, 6237, 5624 ve 911 şeklinde bunu cihazlarınıza uyarlayabilirsiniz. İşe yarar, işe yaramaz onu bilemem. Yani ekran farkı olur, cihaz farkı olur veya ne bileyim eğim farkı olur. Bu sizde farklılık gösterebilir. Bunun dışında şimdilik bir ayarımız, bir şeyimiz kalmadı. Dediğim gibi unuttuğum bir şey olursa veya sizin hatırlatmak istediğiniz abi şunu da sormuştum, bu neydi falan diye soracak olursanız tabii ki yine yardımcı olmaya çalışırım. Ben şu kodu da ekran resmi alacağım arkadaşlar. Bunu da açıklama kısmına ekleyeyim. Çünkü bunu verip farklı bir kod alırsam videoda gösterdiğim bir işe yaramıyor. Öyle bir sıkıntı var. Nişangahlar kısmında da şu maviyi seçeceğim. Çünkü ben dediğim gibi dün bilgisayarıma girdim bu hesabımdan. Bilgisayardan bu hesabıma girdim. O yüzden ayarlarımı bozmuş. Saçma salak bir şey olmuş böyle. Evet. Yeniden bir deneyelim. M4. Zehir. Onibarket. Zehir. Evet, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ve arkadaşlar, geçenlerde kurulum yaptığım bir arkadaşıma da bahsettim bu konudan. Şimdi burada bizim ayar yaptığımız zaman, yani örnek veriyorum şu silahta lazer ayarı yaptık. Lazer ayar kaçta tuttu? Diyelim ki burada mesela 52'de tutmuş. Diğer bütün dürbünler 52'dir arkadaşlar. Bunu değiştirmeyin. Yani değiştirirseniz daha doğrusu ayarınız tutmaz, işe yaramaz. Baktım arkadaşım işte lazer 52 yapmış, 3x'i 10 yapmış, 4x'i 25 yapmış falan. Dedi ki abi benim eğimim tutmadı. Bu zaten tutmaması normal arkadaşlar. Çünkü bütün dürbünlerin ayarı aynı olmak zorunda. Şöyle mesela spreyim atıyorum. Bakın ip gibi gidiyor. Yine aynı şekilde mesela 3x'i deneyelim. 3x gördüğünüz gibi sorunsuz ip gibi dümdüz gidiyor. Yine 4x 7.60 gibi silahta. Yani bu sprey çok zor. Onu söyleyeyim. Yine aynı şekilde 6x. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel sprey gidiyor. Bunun dışında göstereceğim pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah işinize yarar. Dediğim gibi bu arayüz biraz daha basit. Şöyle göstereyim. Normalde diğerinde biliyorsunuz yukarıdaydı bütün şeyler. Oradan işte tıklayıp her şeye girebiliyorduk. Bunda butonlar falan biraz daha büyük. Biraz daha anlaşılır şekilde olmuş. Güzel olmuş. Ben beğendim. Şu an sıkıntısız şekilde oynuyorum. Çok fazla bir gecikme olmuyor. Yani bastığımda anlık tepki veriyor diyebilirim. Şöyle. Gayet de güzel. Evet. Şimdilik videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi linkini vereceğim. Hassasiyet kodunu açıklamada vereceğim. Siz buradan istediğiniz şekilde alıp kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz.
Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah yeni bir gameplay videosunda görüşürüz. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz sağlıkla kalın.